takipçileri. Mars gerilemesini anlatacağım size. Mars retrosu nedir? Mars 2,5 yılda bir geri gider ve dolayısıyla 2016'da en son geri giden Mars 2018'de geri gitmeye başlıyor. Haziran'ın 28'inden Ağustos'un sonlarına kadar geri gidecek Mars. Önce Kova burcunda başlayacak ve Oğlak burcunda duranlığa geçecek. Bize neler mi yapacak? Mars kimdir? Mars mücadeleyi anlatır, kendini ifade etmeyi anlatır. Tuttuğunu koparmak Mars'tan sorumludur. Peki Mars'ınız zayıfsa, örneğin yengeçteyse işler nasıldır natal haritanızda? Biraz karışır ve dolayısıyla da kolay kolay savaşmaz. Zaman zaman da hakkınızı başkalarına bırakabilirsiniz. Ama bu sefer Mars gerilemesi hakkını kimse de bırakma, mücadelene et. Son dakika planlarını değiştirebilirsiniz diyor hepimize. Ve Haziran'ın hakkından gelmemiz için aslında elinden geleni de yapacak. Çünkü neden diyecek olursanız 28 Haziran'da Mars geri gitmeye başlarken Gök Kubbe'de bir de Kili Dolunay var. Yani gökyüzü el yaman günlerden geçiyor. Uranüs'ün de dahil olduğunu düşünürsek toprak temasının baskınlığı Hava Burcu'nda geri gidecek Mars'a aslında destekte oluyor. Yani hayatlarımızda iddialı günler. Peki burçlara etkileri ne diyecek olursanız hemen anlatmaya başlayayım. Öncelikle Mars Kova burcunda geri gideceğine göre Kova burçlarını yakından ilgilendiriyor. Bu dönemde ilişkiye başlayan bir Kova burcuysanız ilişkilerinizle ilgili iddialı kararlar almayın. Hele de bir de yeni tanıma safhasındaysanız gelin ilişkinizi biraz akışa bırakın. Ağustos'a kadar özellikle Oğlakları da yakından ilgilendiriyor. Bu sıralar iş kurmuş bir Oğlak burcuysanız, işlerinizle ilgili ciddi adımlar atmışsanız, atılımlar yapmışsanız ya da aile işinde çalışıyorsanız bugünlerde Mars gerilemesinin burcunuza yansımaları ciddi oranda biraz sizi köşeye sıkıştırabilir. Peki üstesinden nasıl mı geleceksiniz? Biraz daha uzaktan gözlemleyerek, arada kalmamak adına biraz daha kendinizi geri çekerek üstesinden gelebilirsiniz. Ama tekrar şimdi başa dönüyoruz. Koç burçlarından başlayacak olursak, Mars Hava burcundaki geri retrosu Koç burçlarını öfkelendirebilir, yükseltebilir. Bu önümüzdeki yaz aylarında tutkularını ve planlarını hayata geçirmek için biraz daha keskin konuşmalar yaptırabilir. Sevgili Koç burçları, zaten Uranüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte azade oldunuz ve biraz da bakış açınız değişti. Yani yapınız değişirken bir yandan da Mars gerilemesine maruz kalmanız biraz daha keskin kararlar almanızı sağlayacak. Tabii ki yine özünüzden vazgeçmeyeceksiniz. Keskin konuşmalar yapacaksınız. Haksızlıklara tepki vereceksiniz. Kalbinizde almadıklarını yine dile getireceksiniz. Ama gelin Ağustos'a kadar Mars gerilemesinde çok iddialı kararlar almayın. Çünkü burada potansiyelinizi zorlayan bir gökyüzü olayı olduğunu belirtmek isterim. Sevgili Boğa burçları, Mars gerilemesiyle karşı karşıyayız. Mars mücadeleyi anlatır. Dolayısıyla güneşinizin hemen yanında Uranüs var. Sizinle tanışırken, burcunuzla tanışırken, hayatınızı değiştirmeye çalışırken diğer yandan Kili Dolunay'ın ve yanı sıra da Mars retrosunu göz önünde bulundurun. Yaz aylarındaki tatil planlarınızı, aydaki küslükleri veya uzun yıllardır görüşmediğiniz kişilerle şu günlerde tekrar iletişim kurmayı bir daha gözden geçirin. Çünkü hiç ummadığınız insanlardan yardım isterken başınız çok farklı konularda ağrıyabilir, bilginiz olsun. Gelin yaz aylarınızı çok daha sakin planlarla odaklanın ve yönetmeye çalışın derim. Sevgili ikizler burçları, Mars retrosu Hava burcunda. Dolayısıyla sizin de havanızı yükseltiyor. Seyahatlerinizi, yurt dışı planlarınızı, eğitime olan katkınızı, ilişkinizi çok daha yakından ilgilendirecek ve etkileyecek. Peki buralarda aksilikler söz konusu olabilir mi? Tabii ki aile büyükleriniz, ailenin müdahalesi, ailenin yorumları bugünlerde sizi özellikle Mars retrosu boyunca, yani bu 65 günlük süreç boyunca yakından ilgilendirebilir. Siz olun sevgili ikizler. Hava burcundaki retronun eğer gazabına uğramak istemiyorsanız ailenize daha öncesinde yaptığınız planları veya çıkacağınız seyahatleri organize edin. Çünkü emirvakilere maruz kalabilirsiniz ya da emirvakileriniz onları rahatsız edebilir. Bilginiz olsun. Sevgili yengeç burçları, Mars retrosu gerçekten mücadeleci tarafınızı ön plana itiyor. Kaldı ki siz duyarlı bir burçsunuz. Duyarlılığınızı ön plana çıkaracak ve hayatınızdaki şu savaştan uzak karakterinizi biraz daha aktifleştirecek. Pasif kaldığınız konularda çok daha cabbar ve keskin adımlar atacaksınız. Yani sizden duymadığımız bugüne kadar cümleleri bu retro sürecinde duyabiliriz. Sevdiklerinize duyurulur, bilginiz olsun. Ve sevgili aslanlar, 7. evinizde, yani karşıt burcunuzda geri gitmeye başlayacak Mars tabii ki bütün 65 günlük süreçte burcunuzda etkili olmayacak.
Sonra Oğlak Burcu'na geçecek. Ama gelin görün ki ilk önce retro sizde başlayacağı için, hele de bir de düğün hazırlığı yapıyorsanız ya da yeni evlendiyseniz ya da gerçekten uzun yıllardır gitmediğiniz bir yere seyahate gitmeyi planlıyorsanız, bu aksiliklerin, çıkabilecek engellerin üstesinden bu süreçte gelmeye çalışın derim. Çünkü Mars retrosu var karşımızda. Aman dikkati elden bırakmayın. Sevgili Başaklar, bastığınız yere dikkat edin. Özellikle 2007-2009 yılları arasında bir sağlık sorunu atlattıysanız, gelin o günlere hatırlatma yapabilir Mars retrosu. Sağlık evinize, duygusal anlamdaki beklentilerinize, hele de akraba aile ilişkilerindeki gündeminizi popülerite ederken uzun yıllardır planladığınız kariyerinizle ilgili hayallerinizi de önünüze getirebilir. Retronun faydası olur mu derseniz, buyurun Başak Burçlarına faydası var. Kariyerinizde güzel günleri vaat ediyor. Ama gelin görün ki birilerini de idare etmeniz gerekiyor bu retro süresi boyunca. Eğer sabrederseniz retroda gelenler aslında hayatınızda kalır. Zorluk çıkaranlarsa retro süresinden sonra gider. Yani Ağustos'un sonundan itibaren hayatınızda sıkıntı çıkaranlardan rahatlıkla kurtulacağınızda, yeni çevrelere gireceğinizden de hiç şüpheniz olmasın. Sevgili teraziler, hava burcunda geri gitmeye başlayacak. Özellikle havanın sabit burcunda geri gitmeye başlayacak retronun üstesinden nasıl mı gelebilirsiniz? Gökyüzü sadece Mars retrosundan ibaret olsaydı sevgili terazi burçları, size derdim ki bugün bunun üstesinden çok hızlı gelebilirsiniz. Çünkü siz neler mi görmediniz? Kanlı ay tutulmaları bile gördünüz. Ama gelin görün ki kili dolunayımız var, Satürn gerilememiz var, Plüton gerilememiz var. Gökyüzünün en hiddetli olduğu günlerden geçerken, dünya bu kadar yüksek iddialı açıklamalar yaparken, siz de bazen kişisel anlamda dengenizi kaybedebilirsiniz. Özellikle son 7 yıldır çalıştığınız, güvendiğiniz, inandığınız insanlara karşı duyarlılığınızı kaybedebilir. Biraz onları kurak arkası bu süreçte edebilirsiniz. Bugünler terazi burçlarının sabrını sınayacağından hiç şüphemiz yok. Peki ne mi yapalım? Terazi burçlarının sonuç odaklı davranışlardan biraz daha alıkoyalım, geri çekilmelerini tavsiye edelim. Sevgili akrepler, sabit burçlarda geziniyor gökyüzü. Mars gerilemesi de bir sabit burçta. Siz de bir suyun sabit burcusunuz. Öfkenizi yönetirseniz, tutkularınızı planlarsanız, ilişkilerinizde gerçekten eleştirileri çekerseniz, azami hızla gider. Bu 65 gün üstesinden gelir. Özellikle Ağustos'un sonuna kadar her şeyi yoluna sokmuş olursunuz. Peki aksini yaparsanız, unutmayın siz, yapılanı unutmayan, söylediklerinin karşısına cevap vermeyi seven bir burçsunuz. Hakkınızdan kimse kolay kolay gelemez. Siz ısıran olarak anlatmıyoruz. Bir akrep burcu ısırmaz. Sadece yapılanı unutmaz diyoruz. O yüzden de Haziran'la Ağustos tarihleri arasında akrep burçlarının canını sıkarsak, evet, geçmiş defterleri tekrar karşımıza çıkarabilir herkesin bilgisine. Ve yay burçları, gökyüzü ateşten artık azat oldu ve yay burçlarınız zaten son 2,5 yıldır karışıktı. Şimdi şehir değiştirme, ülke değiştirme, yön değiştirme planları var. Ama Mars retrosunu lütfen unutmasınlar. Mars geri giderken yay burçlarının planlarına küçük aksilikler ekebilir. O yüzden de bu süreçteki küçük aksilikleri yönetmenizde fayda var. Eğer bu dönemde rekabet duygusu olan ve çalıştığı kurumda veya çevrenizde çekişmeler varsa sevgili yay burçları, gelin rekabet duygunuzu bu süreçte bastırın. Bakın bu tavsiyemi dinlerseniz inanın zararlı çıkmazsınız. Ağustos'ta kazanan da siz olursunuz. Olgunluğunuz çalıştığınız ortamda veya girdiğiniz çevrede onurlandırılır, takdir edilir. Bilginiz olsun. Sevgili Oğlak burçları, zaten burcunuzda geri gitmeye devam edecek bir Mars retrosu var. Yani Kova'da başladığı size doğru yaklaşacak. Ağustos'ta sizde duracak. Ve demek oluyor ki Temmuz'un sonlarından itibaren Güneş Yengeç burcuna 7. evinize geçtikten itibaren biraz daha gelin bu Temmuz sürecini iyi yönetin. Tutulmaları var. 7. evinizde Güneş'i var. Yani sizin anlayacağınız gök kubbe sizin etrafınızda dolaşıyor. Bu sizde daha farklı kırılmaları getirebilir. İddialı kararlar aldırabilir. Ya hızla büyüyebilir ya da hızla her şeyin üstesine gelip yolunuza farklı bir şekilde gitmeye kalkabilirsiniz. Bu ara hayatı yeniden yazmak istiyorsanız, retro bitmeden sakın harekete geçmeyin derim ki Ağustos'un sonu da beklemenizi altını çizerek kesinlikle belirtirim. Ve kova burçları, retro zaten sizde başladığını videonun başında anlattım. Tekrar ediyorum, retroyu yönetin. Hem hayatınızda, hem ilişkilerinizde, hem sağlığınızla ilgili sorunların üstesinden gelin. Sevgili balıklar, son burç değilsiniz. Merak etmeyin, beni dinleyin.
Mars gerilemesi hava burcunda etkili, sizi yükseltebilir. Hobilerinize, kendinize kişisel anlamda zaman ayıramadığınızı düşünebilir. Hobilerinize ağırlık vermek isteyebilir. Hatta harcamalarda bu dönemde sınır tanımayabilirsiniz. Eğer kendinizle ilgili bugünlerde güçsüz olduğunuzu, üstünüzde bir rehavet olduğunu, ağırlık olduğunu düşünüyorsanız retro sizi Temmuz'dan itibaren azat edecek. Gelin siz Temmuz'a kadar, yani Temmuz'un 21'ine kadar